Türkiye Emekliler Derneği TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesinin yapılmasını istedi. Ergün, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilerin büyük kısmının aylıklara yapılan artışların küçümsenmeyecek nitelikte olduğunu düşündüğünü, ancak harcama kalemlerindeki yüksek oranlı artışların alım gücünü sınırlandırdığını belirtti. Emeklilerin fiyat artışlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti emeklilerimiz aslında bu yüksek oranlı zamlar olmasa aylıklarımızın düzeyi bizleri memnun ederdi. Keşke bir önceki yılın aylığını alıyor olsaydık ama temel tüketim malzemelerinin fiyatları bu kadar artmamış olsaydı. Geçtiğimiz yıl alım gücümüz daha yüksekti diyor. Diğer taraftan kamu çalışanları için yapılan ve emeklilerine de yansıyan ek gösterge düzenlemeleri bizleri memur emeklilerimizin durumları hakkında mutlu etmiştir. Çalışma yaşamının içinden gelen Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in son açıklamaları, EYT mağdurlarının da yüzünü güldürmüştür. Ayrıca asgari ücrete, hiçbir dönemde olmadığı kadar yüksek oranlı yapılan artışlarda memnuniyet verici gelişmeler arasındadır. Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle ilgili bir müjde beklediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı. 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. En düşük emekli aylığının asgari yaşam standardına kavuşturulmasını sağlayacak, eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir. Milyonlarca emeklimiz bu umut içerisindedir ve gelecek müjdeli haberi beklenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek, emeklilerimizin hayır dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge ile alakalı emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu meydana koydu. Kapsamının genişletilmesine dair beklentilerini ifade eden Ergün, 3600 ek göstergenin esas amacının kamu görevlerinin ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret etti. Öte yandan intibak meselesine de değinin TÜET Genel Başkanı Ergün, Türkiye'de çok sayıda bağkur ve işçi emeklisinin uzun seneler beklediği düzenlemenin de döneme sokulması gerektiğine yönelik istekleri dile getirdi. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Vakur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. İntibak yapılırsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da zam söz konusu olabilecek. Bu yıl taban aylık yükseltilirken, emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, iki kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlanıyor. Türkiye Emekliler Derneği TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 ardından emekli olanların intibaklarının yapılması amacıyla hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sıhhat hakkını rizikoya etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır, ifadelerini kullandı. 2000 öncesi emekli olanlara tanınan intibak yasası için sonrasında emekli olanlarda talepte bulunuyor. İntibak isteği yaşama geçerse 355 Türk Lirası zam yolu açılacak. 2000 ardından emekli olan vatandaşlar amacıyla intibak planlaması yapılması durumunda. Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse emekliye her ay ödeme dahil en az 2324 lira ödenecek. Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sıhhat kesintisi yapılmayacak. Ek ödeme seviyesi değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının 8-10 U seviyesinde para alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde miktar %8 iken, 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak. 2000 senesi ve ardından da emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek. 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlar amacıyla ise intibak zammı halen yapılmadı. Uzun vakit yargıda yer alan ve vakit mevzuya dair geçen senelerde nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam planlamasının mecliste alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi. Yargının intibak sanma amacıyla tek yetki kurumun Türkiye Büyük Millet Meclisi bulunduğunu işaret etmesi intibak sanma amacıyla yargı yolunun sonuçlanmış bulunduğu manasına geldi. Emekli maaşlarının bağlanma civarlarına dair değişik sistemler uygulanmakta. Burada 2000 senesinden evvelce sigorta primi olan fakat 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 senesinden sonra emekli olanlar kişilerin emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 evveli emekli olanlar ve 2008 ardından emekli olanlar. Tüm bu değişikliklerin ortadan kaldırılması amacıyla ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması bulunduğu öğrenildi. Bu çalışma ile emekli kişilerin maaşlarında planlamalar olacak ve değişiklikler giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik yaşama geçirilecek planlama ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. Yapılacak olan meşru planlamanın ardından da ilk intibak planlamasında bulunduğu gibi en düşük 50 lira, en yüksek 355 lira zam gelecek. Düzenleme 2000 senesinden sonra emekli olan kişileri etkileyecek hatırlanacağı üzere emeklilere oluşturulan ilk intibak planlaması ile 2000 senesinden evvelce emekli olan bireylerin maaşlarında tedavi ve eşitlik sağlanmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerine bir zam haberi daha geldi bu sefer Eylül ayında yapılacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarına gelen bu zam haberi ile eş güdümlü bekleme aşamasında. Eylül ayı itibariyle tekrar maaşlar değişecek ve artacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri, zamlı olarak aldıkları Ağustos ayı maaşlarına ek olarak bir müjde de Eylül ayı amacıyla aldılar. Bu düzenlemeler de 2000 senesi evveli emekli olan vatandaşlar ile 2000 senesi ardından emekli olanlar arasındaki oluşmuş olan maaş farkının giderilmesi ve maaşların birbirine yakın duruma getirilmesi beklenmektedir. Bu sene intibak düzenlemesinin bir şekilde yapılması bekleniyor. Talebin hayata geçirilmesi durumunda aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödeme ile halledilecek. Düşük maaş alanlara aradaki fark kadar ek ödeme yapılacak. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine de ümit olacak. Bu halde onlara da intibak için yasa çıkarılması konuşulacak. Emekliler için olan intibak düzenlemesinin talep edilen görüşmesi, önümüzdeki ay hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine girmesi bekleniyor. Görüşmelerden sonra kabul edilmesi ve yasalaşması resmi gazete de yayınlanması halinde emekli maaşlarına beklenen artış miktarı ise tam 425 TL'ye kadar ulaşılması bekleniyor. Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisi söz konusu olan bu intibak zamından yararlanması halinde aylıklarında 425 TL'ye varan artış görebilecekler. Bu artış ise emekliler için oldukça merak edilen ve görüşlerin kabul edilip edilmeyeceğini merakla bekleten bir duyuru olmuştur. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün bizzat kendisi tarafından bayadır sürmekte olan intibak düzenlemesiyle ilgili taleplerinin olduğunu dile getirmiştir. 2000 öncesi veya sonrası emekli aylıklarında ortalama 300 TL'lik farkın olduğu bilinmektedir. Bu farkın yapılacak intibak düzenlemesi ile bir an evvel kapanması ve eşitliğin sağlanması istenilmektedir. Başkan Ergün, istenilen talebi bizzat kendisi mektupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu özellikle ifade etmiştir. İntibak kararı için gözler yeni yasama yılının açılması itibariyle yine TBMM'ye çevrilecektir. Yeni yasama yılında ise faaliyetlerine başlanması ve Meclis'in ana gündem konularından birinin istenilmekte olan bu emekli intibak düzenlemesinin olması beklenmektedir.